Herkese merhaba arkadaşlar. My Children's Remastered'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben ve çocuğum yine üzgünüz, yine mutsuzuz, yine fakiriz. Yine yorgunuz ve yine dayak yiyoruz. Bir like atmaz mısınız ha? Benim hiç battaniyem olmadı amca. Bakın arkadaşlar, üşümesine rağmen bu soğukta yine de size günaydın diyor. Siz bu zavallı çocuğuna sıkırıp like atmıyorsunuz. Neyse. Günaydın evladım. Nasılsın, iyisin umarım. Oğlum, bugün de kahvaltıda en sevdiğin yemek olan, ismini bilmediğim beyaz pilav mı desem, un çorbası mı desem, bu öğün. Nam 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 nam. Sen her şeyi öğrettim. Bir şu ağzını şapırdatmadan yemek yemeyi öğretemedim. Tok adı vuracağım, sonra da oğluna şiddet uyguluyor diyecekler. En sevdiğin yemek kıkırt kıkırt kıkırt. Her yerden de illa değişik bir hortut. Kırt kırt nam nam hırı kere. Orospuna ne olası. Gel şu yüzünü de yıka, şu yüzünü yıkama, artık bir alışkanlık haline getir. Ağzını filan su çalkala. Bence öğretmenleri bu niye sevmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu gidiyor öğretmenin yüzüne, bir diyor günaydın. Öğretmen nevri dönüyor ağız kokusundan. O yüzden öğretmenler bence bunu sevmiyor. Okulda oynayacak o kadar çok kar var ki. Doğrudur. Ama oynayacak arkadaşın yok işte, sıkıntısı o. Şimdi bu gidecek okula, full buna kar topu atacaklar amına. Neyse ben de gideyim. Evet, mesaiye kalıyorum. Ulan çalışma hayatı çok zor. Eve dönmeden önce arkadaşlar, gideceğim marketten oğluma tarak alacağım. Çok kişi söylemişti ya, bir tarak al oğlun saçlarına jiks yapsın demişti. Alıyorum. Belki biraz tipi değişir zavallının. Ra bir de oğlumu bana benzetmişlerdi, bir bakayım. Harbi bana benziyor amına koyayım, şu tipe baksanıza. Sadece bu çok fazla zavallı bir insan ve yazık bir insan. Bunun kulakları çok kepçe. Ben kulaklarımı öyle yapsam acaba ben de öyle duracak mıyım? Bir dakika. Gözlerini çok açıyor, kaşlarını kaldırıyor, kulakları kepçe. Benzedim mi şu an onu arkadaşlar? Ya her neyse. Hoş geldin evladım. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Gel biraz seninle resim çizelim, gel. Senin hayal gücüne hayranım cidden. Oğlum bu niye böyle bu nesneleri bu kadar büyük çiziyor? Bu kurt mu kurt adam mı amına koyayım, yoksa bu efsanevi dağ isim? Ağaçla tilkiyi aynı boyda çiziyor. Böyle bir tilki görse altına sıçacak gerçek hayatta. Ama çizmeye gelince büyük çiziyor. Orospu çocuğu. Korkutucu bir hayal gücü var benim evladımın. Yuppi, sevdin mi tilki? Ha git yatla. Bu niye o kadar çok acıkıyor amına koyayım ya bugünlerde? Bu midende kurt mu var? Buna para yetiştiremek amına. Yine en nefret ettiği yemekten biraz alayım, yoksa bunu doyuramayacağız. Otur şuraya, ye lan anafur. Çok lezzetli. Sen normalde bu yemeği hiç sevmezdin ama. Aynen, gel, uyuma vakti geldi. Bir sıkıntısı mı var acaba? Normalde hiç bu kadar sakin durmazdı. Hep ağlardı. 14 Şubat Perşembe. Bugün çok kar yağıyor. Nasıl yağıyor ya, dışarıda güneş açmış. Karda oynamak çok eğlenceli. Yani sen diyorsun ki karda oynayalım. Lakin bir mektup geldi, bir bakayım neymiş. Önemli birinden olabilir evladım. Dur ben bu mektubu okuyayım, sonra seni kara gömerim, dur. Anne Fijelvik. Selam. Ben Sırrı'nın kız kardeşi anne. Ne diyorsun amına koyayım? Kız kardeşi anne. İsmin mi anne? Ne diyor ya? Ailem mektubuna cevap vermediği için çok üzgünüm. Bence Klaus'un doğum hakkını, babası hakkındaki gerçeği öğrenmeyi reddetmekte yanlış yaptılar. Evet. Sonunda Klaus'un ailesinden biri bize dönüş yaptı. Adı Hans Flexer'dı. Klaus'un babasının adı galiba. 19 yaşındaydı ve Siri'yi gerçekten değer veriyor gibiydi. Anne dedi kişi bu Klaus'un teyzesi. Yani adı anne. Hemen yazıyorum. Merhaba anne. Merhaba Ein. Cevabın için çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Senden başka bir iyilik isteyebilir miyim? Hans'in Almanya'nın neresinde olduğunu biliyor musun? Onu bulmamıza yardım eder misin? Klaus'un babasını çok merak ediyorum harbi. Nasıl böyle bir çocuk doğurttuysa amına koyayım, ne tohumunu siktim. Mektubu yollayalım. Valla karıyı pompalıyor. Çocuğuna da bakmıyor. Evlatlık yurduna veri. Şşt, iyi bir haberim var delikanlı. Şimdi söyleyelim mi acaba onu arkadaşlar? Hartut, okuldan sonra görüşürüz. Acaba oyunun sonu nasıl bitecek? Bu piç babasına kavuşacak mı? Ben de işe gideyim tekrardan. Mektubu yolladım. Bakalım geri dönüş alacak mı şeyden? Bunu babasından değil de teyzesinden. Ya o bir sürü akrabası var. Kimse bakmıyor. Bakmayın siz buna var ya. Aptal okul, aptal kar. Ne yaptılar lan? Hiç üstünde kar yok. Gene çamur var. Oğlum sen karda bile nasıl kendi çamura... Ya bu çamur seviyor ha. Karda bile kendi kirletmeyi başarıyor amına koyayım. Hadi üstünde karla gelse yine bir şey değil. Karın içinde bir de çamurla geliyor amına koyayım. Karı eşeliyor, çamuru buluyor, kendine sürüyor galiba. Sen iftira etme okul arkadaşlarına. Yine ne yaptılar? Onlardan nefret ediyorum. Umarım ölürler. Lan okulun idaresi yok mu? Yetişkinler bunu görüyor ama umursamıyorlar. Sen daha önce geliyorsun burada kancık gibi diyorsun, umarım ölüyorlar. Orada karşılık vermiyor, kafasını eğiyor. Ama bana gelince de diyor umarım ölü... Ummakla bir şey olsaydı
Yarram, sen kendin döveceksin onları. Kıyafetlerim sırılsıklam. Arkadaşlarından dayak yiyor, bana trip atıyor. Arkadaşlarına trip at. Üşüdüm ve canım yanıyor. Bu evi hastane niyetine kullanıyor arkadaşlar. Dayak yediği için evde tedavi geliyor, sonra okula gidiyor, tekrar dayak yiyor. Bak, dediğim gibi arkadaşlar, yine her tarafına yara bandı koyalım. Okul panosu gibi her tarafında bant var. Şimdi biraz daha iyi hissediyorum. Tabii oğlum, bütün paramı ben senin yara bantlarına harcayayım. Uykusu da geldi. Dur dur. Dayak yeden ama yemeği de eksik etme. Yemek de. İç çekiş. Her gün dayak yedikten sonra ben sana vuran eller kırasını, orospu çocukları ben öldüreceğim onları bir gün. Başka yemek mi istiyorsun? Ulan sırf dayak yeden için üzülüyorum ha. Sana üzülüyorum lan. Dur sana dışarıdan farklı bir yiyecek getireyim. Oğlum lan. Al salam ye salam. Otur lan şu sofraya. Al şu salamı ye. Elimizden bir şey gelmiyor. Gelse ben de şey yapacağım. Gel yüzünü yıka yüzünü. Ay sana tarak almıştım. Bak. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını... Dur dur, seni öyle bir moda sokacağım ki bütün sınıf arkadaşların sana aşık olacak. Kızlar yani. Bunun olmazlar. Hayır. Bu da ne amcılar gibi saçını ortadan ayırmışsın. Bu da olmaz. Bu idare eder. Bak bu da farklı. Bu da seni çok zeki gösterdi ama böyle de panda gibi oldun. Yine en sevdiğim hangisi diye sorarsan bence bu. Ya da biraz farklı görün ya. Vazgeçtim, panda gibi görün. Pandalar güçlü görünüyor yani biraz. Stilini değiştirdi, bir futbolcu gibi görünüyor. Sanırım anladım. Neyi? Sanırım onları alt etmenin bir yolunu buldum. Allah Allah, bak sen. Beni heyecanlandır. Ne, nasıl? Çünkü tilkiler zekidir. Beni bir daha böyle sırılsıklam yapamayacaklar. Tilkiler ne alakamına? Bu harika. Kolay bir hedef olmadığını görsünler. Tamam mı? Kime bulaşsınız lan oğlum amına koyayım diye dal onlara, tamam. Sesine şive eklersen oğlum amına diye gireceksin, tamam mı? Mesela biri sana yan baktı. Lan bacın siker. Saçını bir değiştirdik, buna bir özgüven geldi birden. Tekrardan eve dönelim. Geliyorum. Aa, bugün üstün kirlenmemiş. İşe yaradı, onları kandırdım. Bu sefer benim peşimden geldiklerinde her zaman yaptığım gibi kaçmadım. Beni yakaladıklarını sandılar ama canım hiç acımadı bile. Ne yaptın? Yine mi dayak yedin ama acımadı mı bu sen? Ellerimi, suratımı kapadım. Ooo, boks diyorsun ha? Çocuk boks öğrenmiş. Seninle gurur duyuyorum evlat. Kendi korumayı öğrenmiş. Bak vurmamış ama bu sefer dayak da yememiş. Bu çok önemli bir gelişme. Bu çocuk için çok önemli bir gelişme. Ve bir kaplumbağa gibi davrandım. Üzerime kar atmaya başladıklarında gözlerimi çok sıkı kapattım. Sen ben de, boşuna demiyorum, ben savaşçı yetiştireceğim. Soğuk bile değildi. Kral. Sen onları vurduğun için al bugün iki tane salami. Sana kurban olurum senin taşaklarına. Oğlum benim. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Ye. Bir tane daha ye lan. Nerede olsa 5-6 kişi tek devirmişsin lan. Aslan aslan. İmparator. Adam evvelinden belki biraz oyun oynayabiliriz. Oğlum o kadar arkadaşlarınla dövüşmüşsün. Ne oyunu ya? Yine de seninle bir saklambaç oynayalım yine. Gidip saklan. Yine her zamanki gibi banyonun arkasına mı saklanacak? Yok bak, saklanmadı. Nerede acaba benim zeki oğlum? Nereye saklanmış ola ki acaba? Nerede la bu harbi, kayboldu? Evden mi kaçtı bu amına? Bulamıyorum. Ay, yakaladım, dolaba girmiş. Benim bulduğun saklanma konusunda çok beceriksizim. Sanki sadece saklanma konusunda. Otur. İyi geceler. İyi geceler evladım. Yarın çok daha güçlü olarak kalkacaksın, bunu unutma. Ben de bu arada ne yapayım? Mutfağa gideyim. Şunun yırtık hıslarından birini tamir edeyim. 16 Şubat Cumartesi. Merhaba uyanmış ki. Merhaba, ne merhaba. İşe mi gideceksin? Evet, birazdan gideceğim, her şey yolundan mı? Diğer çocuklar beni karın içine fırlatmayı seviyor. Hiç eğlenceli değil. Daha dünyanın demişti ben mücadele ediyorum. Bugün yine kendi ibneliğe vermiş bu. İnsanların ne düşündüğünü boş verip ne yapmak istiyorsan onu yapmalısın. İyi çalışmalar. Korkmayacaksın. Bir kere sen korkarak gidersen baştan kaybedersin. Dövüş lan. Elin armut mu topluyor? Eve dönelim. Bugün çocuk bütün gün evde kalmıştı. Eve hoş geldin. Güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Gel senle baba ol, bir dışarı çıkalım gel. Sen bütün gün evdeydin zaten. Ormana gidelim.
Yaprak toplayalım. Aa geyik! Onu korkutma. Yarram geyik sevmek istemiştim. Hemen korkuyorsa ben ne yapayım? Sana biraz çay topluyorum. Bunun babası, bunun teyzesinin aile mektup gelmedi bana ya. Ne zaman gelecek ki? 17 Şubat pazar, bugün ben de evdeyim arkadaşlar. Merhaba. Sen çok kirlenmişsin. Gel seni bir banyo ettirelim. Böyle. Çıkacağız. Ama öncelikle sana baban hakkında bilgi vereceğim. Baban annenle 19 yaşında tanışmış, ona aşıkmış. Sonra o gençliğin verdiği heyecan ve aşk ateşiyle anneni hamile bırakmış. Sonra da genç olduğu için seni bir yatılı yurda verip siktir olup gitmiş. Ya artık babanın adını biliyorsun. Sana piç dediklerinde bir kere benim babamın adı Haynes diyebilirsin. Çok garip bir isim, anneme aşık mıydı? Sana ne, annene aşık mıydı değil miydi? Sen babana bak. Bugün gerçek babasının ismini öğrendi, yine de mutsuz. Evet, yine balık tutuyorum arkadaşlar. Tutmaya çalışıyorum daha doğrusu. Aha da bir tane tuttum, odur. Şu gölgeyi kovalıyoruz, orada hamsi sürüsü var. Bekle. Hadi be, tut şu balığı artık la. Bir tane levrek tuttum, çinekop. Bugün tuttuğumuz balığı sana pişireyim. Bunu sana tutmuştum. Böyle. Balık yaptım ona. Gel tuttuğumuz balığı ye. Güzel miydi? Sen bir thank you der, thank you. Dün gece iyi uyuyamadım. Sebebini biliyoruz, galiba kabus görmüştür. Ama ondan önce bize yeni bir mektup gelmiş, bir bakalım arkadaşlar. Ha dur bakalım, sen o orospu teyzen mi mektup yazmış tekrardan, bir dur. Şöyle. Haberler. Bu karışımı yapmaya çalışın. 400 gram koyun etine küçük parçalar halinde kesin ve üzerine su dökün. 30 dakika okumayı bilsek tarifi yapacağız da amına koyayım. 30 dakika kaynatın ve ince dilimlenmiş bir lahana başı, karnabahar parçaları, bir soğan, bir havuç ve küp şeklinde doğranmış yaban havucu ekleyin. 1 saat kaynatıp kıyılmış maydanozla servis yapın. Bu kadar malzemeye ben yeni inşaat yaparım, yeni eve taşınırım. Ne gerek var? Özgüvenli ol. Özgüvenli ol, babasının gülü. Ben de tekrar döneyim eve. Ev ne amına, işe döneyim. Her gün yeni bir sıkıntı, yeni bir sıkıntı. Sıkıldım ayol. Dilini mi yuttun? Diğer çocuklar bana yine zorbalık etti. Ya amına koyayım, sana seni bıçak mı vurdular? Bu hal ne lan? Hani sen kendi korumayı öğrenmiştin? Bana gülmeye ve beni itmeye devam ettiler. Hani Yeşilçam filmlerinde var ya arkadaşlar, birini ortalarına alırlar, birbirlerine fırlatırlar. Bu götü de top niyetine kullanıyorlar. Hani sen kendi savunuyordun yarram, hani? Seri seri kıvrak hareketler yapıyordun. Bana güldüler. Ben de gülerim hatta. Hatta ben de güleyim. Sana az bile yapmışlar. Zavallı. Ama sonra işlerinden biri çok kızgın görünüyordu ve kafamı karın içine itti. Özellikle şu çocuk kafasını kara sokuyorlar ya. Ben de onların anasının amına kendimi iteceğim. Sen bekle. Beni bırakmadı ve nefes alamıyordum. Korkunç bir şeydi. Lan çocuğu, lan ölüme teşebbüs amına koyayım. Cinayete teşebbüsten tutuklanmalı bu çocuklar la. Ya bu devlet yok mu lan? Ama sonra Bay Berk geldi ve beni kurtardı. Kurtarsana olur çocuğu tutuklamadıktan sonra. Zorbalara bağırdı ve onlar da gittiler. La Allah Bay Berk'ten razı olsun cidden ya. Doğruca eve kaçtım, çok korkmuştum. Bunu okulda alalım mı? Ne edelim bunu ya? Tam bunu savaşçı yapıyoruz da. Çocuğa 5-6 kişi dalıyorlar. Teke tek götleri yemiyor. Bize bir ara bandı fabrikası sponsor olsaydı ne güzel olurdu firmas. Çünkü her gün çocuğum dayak yiyor. Bak hele, hep de aynı noktalara vuruyorlar. Bir sol yanağına vuruyorlar. Yani bana göre sağ, sana göre sol yanağına, bir de alnına çalışıyorlar. O zorba neden bana bu kadar kızgındı? Niye olacak? Sen saçlarını gördü, yakışıklısın, kıskandı. İzay bana benziyorsun. Eğer öğretmenim devreye girmeseydi gerçekten çok korktum. Vallahi son bir şey söyleyeyim mi Klaus? Herhalde öğretmen devreye girmeseydi bugün sen cenazen gelirdi. Ulan oğlum sinirden gülüyorum, bakma sen. Vallahi sana söyleyeyim mi, çok şanslıymışsın, yeminim ölmene ramak kaldı. Çocuk kendini savunamıyor ya, gelen gidi vuran gidi. Bence bu yırtma işi değil arkadaşlar. Bıçakla yarmışlar bunu karnını sanki, böyle biri. Yo bu kesinlikle çala çocuk işi değil oğlum bu. Adamlar bunun akciğerine bıçak saplamaya çalışmış gibi. Sana bir şey okuyayım, sen bugün hak ettin, iyi dayak edin. Bir gün Klaus adında bir çocuk varmış. Bir tane arkadaşı o yakışıklı olduğu için onu acayip kıskanıyormuş ve onu teke teke çağırmış okul çıkış. Klaus da demiş, gel sen de mi korkacağım amına koyayım demiş. Ama bilmediği bir şey varmış. Arkadaşı 5-6 kişi gitmişler, Klaus'u dövmüşler. Şırrrr. Hainler. Bu hikaye çok gerçekçi olduğundan kötü sonla bitti. Uyu.
Nasıl acaba ben bu işi... Lan Klaus nerede? Kendimi pek iyi hissetmiyorum. O dayağı ben insan, ben de öyle hissetmem. Çocuk panik atak geçirmiş öleceğim diye. Okula gidecek ayı hissediyor musun? Hayır, gerçekten iyi hissetmiyorum. O zaman hashtag evde kal. Yalnız kalmak korkutucu değil. Çünkü ben koca bir çocuğum. İyi olacağım. Sen işe gidebilirsin. Salih'e bu lütfen için. Ken'e tatil izni verdi. Eve dönelim. Klaus. Nasılsın evladım? Geri döndüm tabii. Çok uyudum, biraz da iyi hissediyorum. Ama bir şeyler yemek güzel olurdu. Otur sağlam sağlam. Öksürük. Uykum geldi. Niye öksürüyor acaba ya? Oğlum bu... Niye öksürüyor? Tabii çocuk karının içine atmışlar çocuk. Nezle olmuş ya. Bana bir iki okur musun? Tamam tamam. Hasta olduğun için böyle davranıyorum. Başka zaman olsa hayatta okumam. Bir gün Klaus doktora gitmiş. Doktor demiş Klaus çok hastasın. Klaus da demiş zaten hasta olduğum için sana geldim. Mutlusun. Çarşamba. Yine gelmemiş. Yine beni beklememiş. Yine mi yatakta bu çocuk? Bugün biraz daha iyi hissediyorum. Ben bunu hasta bir şekilde okula yollamayacağım. Biraz gücünü toplayıp ele gitsin. Bugün de evde kal. İki gündür bak okula gitmiyor. Devamsızlık hakkı çığır açtı. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Hadi gidip banyo yapalım. Yatakta nasıl kirlenmeyi başardı bu? Yıkıyorum. Güzel. Yemek ye. 21 Şubat Perşembe. Oğlum bu iyice... Bu ne hassizlik lan? Bir olur iki olur. Klaus. Evladım ne oluyor sana? Bu densizliğin neden kaynaklanıyor? Sanırım hala hastayım ha? Birazcık hasta. Okula gitmek zorunda mıyım? Evet, bugün okula gitmelisin. Tamam tamam kalk. Bay alışkın. Göt verene iyi davranıyoruz. İki yetmez üçüncüsü olsun diyor. Ye lan şu yemeği. Aa, mektup gelmiş, bir dakika. Umarım teyzenden gelmiştir evlat. Galiba teyzesinden gelmiş. Bir okuyalım, baban hakkında daha fazla bilgi alabilecek miyiz? İki tane, bir tanesi haber, bir tanesi mektup. Haberler. Yünün fiyatı artıyor. Norveç yününün fiyatlandırması konusunda hayli bir anlaşma yok. Anlaşma bulunmazsa kilo başına 6,20 kuruştan 7'ye yükselebilir. Çok da oğlum, bana ne oğlum, biz yün giymiyoruz ki. Aha da teyzesi yeni mektup yazmış. Selam. İstediğim bilgileri içeren herhangi bir belge bulabilecek miyim, bir bakacağım. Ayrıca sizi Amsterdam'da, Hammerstad'da bizi ziyaret etmeye davet edebilir miyim? Ailemin Klaus'u görmesi ya da onun hakkında konuşmaması beni çok üzüyor. Belki onunla tanışmak aile ilişkilerimizi düzeltebilir. Lan tamam lan. Teşekkürler teyzesi. Büyük annesinin ve büyük babasının Klaus'u tanışmaya kabul etmesi harika olurdu. Ayrıca nereden geldiğini görmek ve teyzesiyle tanışmak onun için güzel olurdu. Ulan inşallah ya. İnşallah bu çocuğu ailesiyle yollayabiliriz. Tanıştırırsak çok keyfi yerine gelir. Aa, eve gelmene sevindim. Bay Berk. Öğretmeni bize şey yazmış. Mesaj atmış. Klaus'un okulda kötü bir şekilde zorbalığa maruz kalmasına çok üzüldüm. Bize... Aa, cidden mi? Bir öğretmen olarak nasıl çok üzüldün? Aa. Çocuğu boks torbası niyetine kullanıyorlar. Son 3 gündür okula gelmedi. Bu beni endişelendiriyor. Nasıl gelmedi? Biz bunu okula yolladık bugün. Lütfen onu zorbalardan korumaya çalışacağımdan emin olun. Bana bak bana. Okula niye gitmedin? Niye kaçtın? Sen resmen diyorsun ben kaybettim bu savaşı diyorsun. Okula gitmeyerek bunu söylüyorsun. Bak gitmiş okulun önünde durmuş, götü yememiş içeri girsin bence. Tam ekstra sıkış çalışacağım. Ve artık okula gitmemezlik yapmayacağım. Zaten yapamazsın ki, devamsızlık hakkın neredeyse doldu. Hele erkeksen şey yap. Buna yemek, buna da her gün yemek alacağız. Her gün karnibar alalım bugün de. Hadi 105 dom alalım. Dur sana öyle bir yemek yapacağım ki aklın şaşacak. Yeni tarif. Çok çeşitli bir sebze çorbasıdır. Hastalığına iyi gelir ve et de var içinde. Aç ağzını. Zengin yemeği huhu. Ye bakalım. Bak sen fakirsin ama yine de zengin yemeği arada ağzına giriyor. Şükret. Zengin yemeğim. Huhu. Nefis. Bu gerçekten lezzetliydi. Bu nefis yemeğini yediğine göre uyu. Okula da gitmedin 3 gündür. Bir gün daha gitmezsen hafta sonuna bağlanıyor. Kendine bir ara tatil çıkarmış oluyorsun. Şimdi diyor ki dayak yemişim de 3 gündür gitmiyorum diyor. Üstünü kıyafetini değiştirdik. Dünün lezzetli bir yemek yedi. Daha ne olsun? Da ne yapabilirim? Selam, günün nasıldı? Mutlusun? Pazartesi sınav var. Öğretmenim benim iyi not almamı beklediğini söyledi.
Ve bugün kimse beni rahatsız etmedi. Seni sağlam görmüşlerdir oğlum. Demişler bu çocuk vurduk vurmadık yine de her gün aynı geliyor. Demek ki bu çocuk etkilenmiyor diyorlar. Çalışmaya gidiyor. Bir bakayım ona yardım edebilirim belki. Tamam söyle aklında kalan soruları bana söyle. Bu test kuşlar hakkında. Ben bu çocuğu hayvanat bahçesine mi öğreniyorum? Bilim öğrense ona mı yorulurum? Niyeyse hiç matematik görmüyorsun? İşte ilk soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi gececidir? Gececi ne amına koyayım? Eskort mu bunlar? A. Güvercin. B. Serçe. C. Baykuş. Baykuş canım. Hep geceler sen yatmadan önce ütüyor ya. Değişik bir ses çıkarıyor. Baykuş evlat. Biliyordum. Biliyorsan niye soruyorsun? Pekala sıradaki soru. Bu kuşlardan hangisi Norveç'te yaşıyor? Vallahi ben Norveç'te yaşamadığım için bilmiyorum ama bir soru. A. Deve kuşu. B. Saksağan. C. Kel kartal. Lan amına kodumun eşeği. Kaç tane deve kuşu gördün okula giderken? A şıkkını direkt ele kafadan. Bu saksağan kim? Böyle isim mi? Soksağan. Kime saksağan? Bu ismi ilk defa duydum bence kel kartal. Buralarda hiç görmedim. Sanki saksağanı çok gördün de. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı olarak balık tüketir? Leylek. A. Balıkçıl. B. Şakrak. Taşrak. He, taşak kuşu. C. Ağaç kakan. Mesela sen ezbere dayalı kendi geliştirme. Biraz beynini kullansan. Adı üstünde bak. Cevaplarda sorunun şeyi çıkıyor zaten. Şakrak kuşu. Terbiyesiz bir kuş türüdür. Balık tüketmez. Ağaç kakan ağaç yiyor. Ağaçtaki börtü böceği yiyor. Balıkçıl. Basit ol o kafanı kullan ha. Doğru gibi görünüyor. Onları göl kenarında görmüştüm. Bana yardım ettiğin için thank you so much. Rica ederim evladım. Ne benden bir şey mi isteyeceksin? Ne oldu? Konuşmak istediğin bir şey var diyor seninle. Buyur. Bugün dışarıda oynarken komşu bir şey söyledi. Kulağa çok kötü bir şeymiş gibi geldi. Ne dedi orospunun oğlu? Bana hain kanı olduğunu söyledi. Ben o dul ev hanımının anasını sikeyim ben. Lan ona ne oluyor amına koyayım lan? Eşek akarı sabah akşam burada götünü bitiyor pencereden. Seni görmüş sana hain. Lan çocuğa hain diyor. Ona söyle ki senin kocan haindi söyle. Seni aldatıyordu söyle senin kocan. O da söyle ev hainiydi amına koyayım. Ona öyle söyle. Bu tamamen sınırı açtı. Kimdi o? Sokağın aşağısında yaşayan yaşlı adam. He yaşlı adam demiş. Kusura bakmayın arkadaşlar ben ev hanımı zannettim. Ama emekli bir tane orospu çocuğu buna laf atmış adam. Ananın amını sikeyim seni. Sen 80 yaşına gelmişsin küçücük çocuğa öğüt vereceğine hain diyorsun. Ananı senin o yaşlı damarlarını sikeyim ben. O yaşlı bir aptal onu dinlememelisin. Tamam o zaman dinlemeyeceğim. Aferin. Çocuğu psikolojisini bozuyorlar sağlı solu lan. Ne koy üstüne geliyorlar. Garibimin. Pazar günü. Hele o yaşlı adam erkekse bugün benim yanımda sana bir şey söylesin. Onu nasıl nakaft edeyim onu? Buzlu dereye atıyorum ben. Ona elektrik veririm sonra tekrar suyla yıkarım. Al çocuğum 5 çay iç. Biz zenginler böyle yaparız. Çaya lezzetli diyor. Kafası basmıyor ki. Sınav yarın iyi geçecek artık kafam kelimelerle dolu. Kuş kelimeleriyle yani. Aynen cik 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 sana kuşlarla ilgili bir hikaye okuyayım. Sen kafanda canlansın. Cik 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 cik. Kuşlarla ilgili hikaye okudum. Sınavına yardımcı olur umarım. Şubat 25 Pazartesi. Şarjı çok güzel. Biliyorum evladım. Bir mektup gelmiş ona bakacağım bir dakika. Haberler. Batık savaş gemisi Blücher'den parça kurtarma çalışmaları sürüyor. İki pervaneden biri dün enkazdan çıkarıldı ve 12 ton saf bakır elde edildi. Bakır elde edildi. Sanki gelecekler bana yardımcı olacaklar benle aç çocuğuma. Çok da umurumdaydı sanki. Bugün sınavın var değil mi senin? Kuşları artık baban gibi iyi tanıyorsun. Gir içeri. Merak ettim acaba sınavda nasıl olacak. Çok başarılı olmasını istiyorum. Eve dönelim. Evet. Selam günün nasıldı? Vallahi benim aynıydı da sen sanki üzgünüm sınav hiç üzgüne benzemiyorsun. Çok iyi geçti. Vay oğlum babana şaka da yapar mısın ha? Bütün soruları doğru yaptım. Seni korkuttum değil mi? Aynen. Ha evet beni korkuttun. Suratını görmeliydin. Hiç üzgüne ben. Sence ülkenin zavallı yazık suratını görmeliydin. Bölüm tamamlandı. Sen ve %57 kişi daha Klaus'un başa çıkma mekanizmasını teşvik etti. Sen ve %62 kişi daha Klaus'u evde kalmasını tavsiye etmedi. Doğrudur hocam.
Ben çoğunlukla çoğunluk bana uymuş çoğunlukla. %17 optimistik. Ya optimistik ne demek? Ben bir Google'dan bakacağım hele. Otistik mi acaba ya? Ha, ben %17 iyimser demekmiş. Ben %17 iyimserim. %47 kendine güvenen, %35 açık sözlüyüm. Hiç iyimser biri değilmişim. Evet arkadaşlar, bir bölümü daha tamamladık. Klaus bu bölüm yine dayak yedi. Ama ailesinden bir mektup geldi, bu olumlu bir gelişme. Ondan sonra ne oldu başka? Sınavı iyi geçti. Bu sefer çok pis dövdüler. Benim yüreğime indi, yemin ederim var ya. Ama yine de bir bölümü daha tamamlamamız çok iyi oldu. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, zavallı çocuğumu, yazık çocuğumu adam etmemi istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.